Merhaba, Şarkılı Orman'a hoş geldiniz. Momo bugün neler yapıyor acaba? Hadi gidip bakalım. Neler oluyor? Hava aniden karardı. Şimdi de rüzgar çıktı. Akıllı tavşan bilgisayarı, bugünkü hava durumu raporunu gösterebilir misin? Hava durumu raporuna göre bugün Şarkılı Orman'da fırtına bekleniyormuş. Merhaba Momo. Fırtına geliyor. Bir an önce yuvana girsen iyi olur. Evet, haklısın. Önümüzdeki birkaç gün yuvamdan pek çıkamayacağım anlaşılan. Yağmur da başlıyor. Hadi gidelim akıllı tavşan bilgisayarı. Momo, kitabın. Teşekkürler. Islansaydı çok üzülürdüm. Yağmurlu bir günde evde kitap okumak gibisi yoktur. İyi okumalar Momo. Teşekkürler. Fırtına çok şiddetlendi. Yuvam bu rüzgara dayanacak mı acaba? Çatı uçtu. Burada daha fazla kalamam. Fırtına geçene kadar sığınabileceğim güvenli bir yer bulmalıyım. Tamamen yıkıldı. Hoşça kal güzel yuvam. Kiki'nin yuvası. Fırtına dininceye kadar oraya sığınayım. Yuvam fırtınaya dayanamadı. Birden yıkıldı. Çok üzüldüm Maviş ama bir çaresini buluruz. O yuvayı büyük büyük dedem yapmış. Çok uğraşmış. Şimdi aynısını nasıl yapacağım? Ben sana yardım ederim, üzülme. İki kişi daha kısa sürede güzel bir yuva yapabiliriz. Çok teşekkür ederim Kiki. Fırtına dinmiş. Hadi gidelim ve yuvan ne durumda bir bakalım. Geriye fazla bir şey kalmamış. Rüzgar tekrar şiddetini artırmadan yeni bir yuva yapmayı başarabilir miyiz acaba? Ümitsizliğe kapılma. Hemen başlarsak kısa zamanda eskisinden daha sağlam bir yuva yapabiliriz. Şimdi ne yapmamız gerektiğini söyle. Çünkü ben daha önce hiç kuş yuvası yapmadım. Haklısın. Önce sağlam bir uzun dallar bulmalıyız. Sonra da onları bir araya getireceğiz. Ve iyice bağlayacağız. Dalları birbirine nasıl bağlayacağız? Sarmaşıkları kullanabiliriz. Çok iyi fikir. Hadi başlayalım. Ben dalları toplayayım, sen de sarmaşıkları getir. Eski yuvana pek benzemedi. Sanırım aceleden dalları düzgün birleştiremedik. Bu iyi olmadı. Bir yerde hata yapmış olmalıyız. Haklısın. Ne yapmalıyız acaba? Maviş. Merhaba Bombom. Yuvana ne oldu böyle? Fırtına da yıkıldı. Kiki ile onarmaya çalıştık ama pek başarılı olamadık. Ben de yardım edeyim. Birlikte bir kez daha deneyelim. Önce nerede hata yaptığımızı bulmalıyız. Dalları neyle birleştirdiniz? Sarmaşıklarla bağladık. Belki de yeteri kadar sağlam olmadı. Başka bir yöntem deneyelim. Ben Taco'nun kendi yuvasını tamir ederken çivi ve çekiç kullandığını görmüştüm. Ama benim çekicim yok. Şu büyük taş işimize yarar bence. Bende de birkaç çivi olacak. Hemen getiririm. Evet, bu işe yarayabilir. Bir kez daha deneyelim.
Kesinlikle. Yeteri kadar çivimiz olsaydı daha da sağlam olabilirdi. Ama bence bir fırtınaya dayanır. Bence de. Eyvah! Sandığım kadar sağlam olmamış. Şimdi ne yapacağız? Momo'dan yardım istesek. Evet, Momo'yu çağıralım. Onun aklına bu yuvayı daha sağlam yapmak için bir fikir gelir belki. Güçlü bir fırtınaydı. Bahçeyi düzenlememiz gerekecek. Momo! Akıllı tavşan Momo! Ha? Akıllı tavşan alarmı. Momo! Akıllı tavşan Momo! Hemen gitmeliyim. Akıllı tavşan Momo yardıma geliyor. Şarkılı ormanda bazen bir sorun olur. İşte Momo çözümü bulur, hemen bulur. Momo'nun işi budur. Ah, yuva ciddi şekilde zarar görmüş. Biz tamir etmek için uğraştık ama eskisi gibi olmadı. Maviş, sen yuvanı aynı büyük büyük dedenin yapmış olduğu şekliyle istiyorsun değil mi? Evet, bu benim için önemli. Tabii, sağlam da olmalı. Haklısın Bonbon. Sanırım yuva artık çok eskimiş olduğu için fırtınaya dayanamadı. Bunu yapabiliriz ama ne sizin ne de benim yalnız yapabileceğimiz bir şey bu. Çünkü hava durumuna göre bir sonraki fırtınaya az zaman kaldı. Peki ne yapacağız? Arkadaşlarımızı çağıracağız. Herkes yardım edecek ve el birliğiyle yuvanı eskisinden daha sağlam hale getireceğiz. Şimdi gidiyorum. Şarkılı orman sakinleriyle birlikte döneceğim. Şarkılı orman sakinleri, arkadaşımız Maviş'in yardıma ihtiyacı var. Fırtınada yuvası yıkıldı. Fırtına yeniden başlamadan ona sağlam bir yuva yapmasında yardımcı olmamız gerekiyor. Hemen başlayalım. Evet, hemen. Arkadaşımıza Şarkılı Orman'ın en güzel yuvasını yapalım. Arkadaşlar, birlikte çalışıp iyi bir sonuç alabilmemiz için görev paylaşımı yapmalıyız. Haklısın Kapkap. Kimin ne yapacağına karar verelim. Ben marangozluktan anlıyorum. Birçok da araç gerecim var. Onları getirebilirim. Hah, çok güzel. Sana yardım edecek bir de ekip kuralım. Biz olalım o ekipte. Biz olalım. Bonbon ve Bado bana yardım eder. Kullanacağımız dalları kim getirecek? Biz getirelim dalları. Ben de boya işlerini yaparım. Biz de yuvanın içini düzenlerken Maviş'e yardım ederiz. Ben de işlerin kontrolünü sağlarım. Peki ya ben? Sen bize yuvanın detaylarını anlatacaksın Maviş. Ve biz de Yumi ile yuvanın planını çıkaracağız. Hı hı. Ha? Böylece yuvayı bu plana göre yaparak büyük büyük dedenin yuvasına benzetmiş olacağız. Harika. Hadi şarkılı orman sakinleri, çalışmaya başlayalım. Başlayalım. Bitti. Ne diyorsun Maviş? Beğendin mi yuvanı? Çok güzel görünüyor. Aynı zamanda çok sağlam oldu. Üstelik eski yuvamın aynısı. Ve fırtına başlamadan da bitirdik. Bunu tek başıma başaramazdım. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir şey değil Maviş. Senin güvende ve iyi olman bizim için çok önemli. Çünkü sen bizim arkadaşımızsın. Ve arkadaşlar birbirlerine destek olurlar. Şarkılı orman sakinleri, hepimizin eline sağlık. Çok iyi bir iş çıkardık. Hava kapanıyor. Yağmur başlamadan şarkımızı söyleyelim. Daha
güçlüyüz birlikte, el ele verince. Güçlükleri aşıyoruz el ele verince. Daha güçlüyüz birlikte, el ele verince. Güçlükleri aşıyoruz el ele verince. Düşünürken, çalışırken yol alıyoruz birlikte, el ele verince. Daha güçlüyüz birlikte. Düşünürken, çalışırken yol alıyoruz birlikte, el ele verince. Daha güçlüyüz birlikte.